değerli seyirciler, yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızdayız. Bugün daha önce yazar Tülay Ferah ve ünlü spekülatör Ahmet Dedeayır ile yaptığımız mesleklerinde zirveye gelmiş briç oyuncularını tanıtan programların bugün üçüncüsünü briç oyuncusu, iş adamı, Arma Filtreleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Kaya ile yapıyoruz değerli seyirciler. Sayın Kaya dört arkadaşı ile ilkokulu bitirdikten sonra farklı iş kollarında çalışan, daha sonra filtre üretmek için bir araya gelen beş arkadaş 1988 yılında 60 metrekarelik bir dükkan kiralayıp filtre üretmeye başlarlar. İlk filtreyi üretmeyi başaran okul arkadaşları ürünü daha düşük maliyette yaparak sipariş almaya başlarlar. Yanlarındaki 3 çalışanla filtre üretimini hızlandıran ortaklar kalite ve güvene önem vermesinin meyvesini yurt dışından aldığı siparişlerle pekiştirir. Okul arkadaşlarının daha sonra kurduğu Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi alanında kendini ispatlayarak beyaz eşya ve otomotiv sektörünün en fazla tedarikçileri arasına girer. Dünyanın ilk onda yer alan bütün beyaz eşya üreticilerine parça ve mal üreten Arma Filtre günümüzde 36 bin metrekareyi aşan tesislerinde 1400'ü Türkiye'de olmak üzere 1600'den fazla çalışanıyla 3 ülkede 5000 farklı ürün gamı üreten 4 kıtada temsil edilen ve sektörün lider firması haline gelir. 3500 dolar sermaye ile kurulan firma bugün 72 milyon avro cirosu olan bir firmaya dönüşür. Firmanın 1988'de 5 ilkokul arkadaşının Türkiye'nin ithal ettiği filtreyi yerleştirme hayaliyle kurduğu firma kendi alanının da lideri olur. Erdoğan Kaya hala arkadaşlarıyla 30 yıldır yolculuklarına birlikte devam etmektedir. Bugün filtre alanında dünyanın en büyük üretimini yapan firma olur. Aksesuar alanında da Avrupa'nın en büyük kapasitesini gerçekleştiren bir firma haline gelir. İşe başladıkları günden bu yana hiçbir müşterileriyle ilişkilerinin sonlandırılmadığını, müşterilerinin ve bütçelerinin her geçen gün genişlediğini, bunun istikrarlı, sürdürülebilir büyümenin ve üretiminin bir modelini yaratırlar. Tam 28 ülkeye ihracat yapıyorlar değerli seyirciler. Gerçekten çok önemli bir rakam ve Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip. Firma Çin'de 5000 metrekarelik bir alanda 100 kişiyle üretim yapıyor ve tamamen Uzak Doğu pazarı için yaptığı ürünleri de Hindistan'a satıyor. Türkiye merkezli üretiminin de Almanya, Polonya ve İtalya'daki depolarıyla bütün Avrupa'ya dağıtıyor. Kısaca başarı hikayesini anlattıktan sonra Sayın Kaya'nın briç dolar ilgisini kendisinden öğreneceğiz. Şimdi Sayın Kaya'ya dönüyorum ve öncelikle Sayın Kaya, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmet Bey. İlk sorum, Erdoğan Kaya kimdir, hangi okulları bitirmiştir, ne iş yapmaktadır? Ben gerçi önce de çok geniş bir özetini sevgili seyircilerimize sundum ama siz de bir anlatırsanız kendi ağzınızdan çok memnun oluruz. Teşekkürler. 1964 Sakarya doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Sakarya'da tamamladıktan sonra 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'ne kaydoldum. 81-86 yılları İstanbul Teknik Üniversitesi, 87-88 yılları da Yıldız Üniversitesi İşletme Master'ı ile geçti. İşletme Master'ını yaptığım dönemde gelir elde etmek için aynı zamanda İstanbul'da iş arayışındaydım ve Erçelik'te işe başladım. Aynı dönemde Erçelik'teki ikinci yılımda arkadaşlarımızla beraber başladığımız Arma Filtre hikayesi süreci gelişti.
ve 2 yıllık profesyonel yaşamdan sonra, Arçelik'teki profesyonel yaşamdan sonra kendi şirketimde yönetici ortak olarak görev aldım. Hala bu görevi sürdürüyorum. Evet, gerçekten tebrik ediyoruz sizi biz de Biriş ve Satranç TV olarak. Firmayı bu kısa sürede insan hayatı için belki uzun bir süre ama ticari hayatta 30 yıl gibi bir kısa sürede firmayı zirveye taşımanız ve gerçekten ciddi bir katma değer yaratmanız takdire şayan bir durum. Bu anlamda hem ülke olarak da size ne kadar minnet duysak azdır diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii gelelim Erdoğan Kaya'nın yani iş hayatındaki başarısı malum ortada. Şimdi Erdoğan Kaya Biriç'le nasıl tanıştı? Biriç hayatınızda enteresan olaylar yaşadınız mı? Varsa bunları anlatır mısınız? Biriç'le üniversite yıllarında tanıştım ben de çoğu kişinin olduğu gibi. 1982 yılında Sakarya'da 1964 yılında kurulmuş Biriç kulübümüz vardı. Burada benim de ve aynı zamanda Tezcan Şen'in de hocası olan rahmetli anıyorum Recai Yılmaz ilk hocamızdı. Kendisi Biriç'in yanında aslında hayat konusunda da bize çok şeyler aktardı. Ona çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ve boş vakitlerin çoğu hafta içi İstanbul'da, hafta sonları Sakarya'da, o dönemde Biriç'le geçiyordu bizde de. Daha sonra yüksek lisans döneminde iş arayışlarında Arçelik'te iş başvurusunda bulunmuştum. O dönemde de müdürümüz olan ve birçok başvuruyu reddetmesine rağmen benim başvuru formumda hobilerde Biriç'i gören Hüseyin Kerem Avcıoğlu, namı değer fantoma, diğer adayları eleyerek beni işe almıştı. Aslında bu benim tabii bütün hayatımı, daha sonra iş hayatımı değiştiren kilometre taşlarında en önemli noktalardan bir tanesi. Hüseyin abinin, bu yüzden Kerem abinin iki ismi var, bazıları farklı isimle biliyor. Benim yaşamımda çok büyük bir önemi var. Kendisi bizim için çok değerli. Daha sonra işlerin yoğun temposundan ötürü belirli bir dönem, 12 sene kadar ben bir işten ayrı kaldım. İşe odaklandım ve ta ki nereye kadar Tezcan Şen'le gene bir yerde tesadüfi karşılaşıp artık gel bir iş oyna diyene kadar yeniden bir iş hayatına döndüm. Benim hayatımda biri çok önemli. Yani sosyal yaşamımın, dostlarımın, arkadaşlarımın çok kıymetli kısmını kapsayan, oluşturan bir hobi benim için biri. Evet, gerçekten ben de sizin gibi düşünüyorum. Benim hayatımda da akıl sporlarının önemi büyük. Zaten sırf bu amaçla da işte gördüğünüz gibi dünyanın ilk ve tek Akıl Sporları kanalını kurduk. Bu da işte Biriç sevdasından kaynaklı. Vallahi size de kolaylıklar diliyorum. Akıl Sporu, Biriç ve Satranç ama işte sizin işiniz daha zor tahmin ediyorum. Bu konuda gelir yaratmak, bu işi sürdürmek kolaylıklar diliyorum yani. Maalesef yani o konuda tabii istediğimiz şeye ulaşamadık. En azından kanalın giderlerini karşılayabilecek düzeyde gelir sağlayabilmek zor, kolay değil. Birincisi de temel sorun aslında. Evet, 3 yıldır biz finanse ediyoruz şu anda. Bakalım nereye kadar devam edeceğiz. Onu hep beraber göreceğiz. Hayırlısı neyse. Evet. Türkiye'de Biriç'in geldiği yeri nasıl görüyorsunuz? Dünya ile Türk Biriç'ini kıyaslarsanız neler söylemek istersiniz? Türkiye'de çok değerli hocalarımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Ancak Türkiye'de ben sektör diye adlandırıyorum. Biriç sektörünün gelişimi için finansman ve eğitim organizasyonları çok yetersiz. İyi oyuncular,
ve hocalarımız bütün gelirleri için kulüp turnuvaları oynamak zorunda. Bunun öncesinde ders, turnuvadan sonra özel derslerle hayatlarını ikame etmek durumundalar. Bu sebeple çok uzun süreli ortaklıklar yaşayamıyorlar, partnerlikler yaşayamıyorlar ve kendilerini geliştirmek için yeterli çalışma vakitini bulamıyorlar. Burada uzun dönemli bridge ortaklıkları başarıda ve eğitimle beraber tabii önemli olduğunu söyledim. İstisnalar da var, onları da belirtmek lazım. İşte Süleyman Hocam'la İsmail Kandemir'in ortaklığı, Gökhan Hocam'la Okay Gür'ün ortaklığı, Ömer ve Doğan Üzüm'ün ortaklığı, Namık Kökten abimizle Tuna Aluf'un uzun süreli ortaklığı, hatta Nafiz abinin Nezih Kubaç'la uzun dönemli ortaklığı istisna ki bu uluslararası başarılara baktığınızda zaten gene bu saydığımız diyelim parmağını geçmeyecek kişiler etrafında dönüyor başarılar. Dolayısıyla burada öncelikle ben finansmanın yani giriş sektöründe yer alan oyuncu ve hocaların finansmanında bir ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yurt dışı organizasyonlara katılım ve yarışmacılık bu sebeple fazla olamıyor. Bu artmalı başarı için. Bu böyle finansman ve eğitim ayağı da çözülmezse korkarım bu süreç, kötü süreç devam edecek. İş adamları Biric'e mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyor. Biric'i en yakından tanıyan bilen insanlar olarak ama bir de şu var biliyorsunuz Biric'in uluslararası arenada oynanması, tecrübe kazanılması Biric'in gelişmesinde önemli bir unsur. Günümüzde tabii pandemi süreciyle beraber online bir Biric turnuvası da söz konusu. Bu online Biric'de bizim Türkiye'deki Biric sporcuları çünkü bu turnuvalara katılamadıkları için tecrübe edinemiyorlardı. Ciddi bir gider kalemi oluşturuyor yurt dışına gidip Biric turnuvalarına katılmak. Ama online turnuvalarla bunu çok daha ucuz imkanlarla sağlayabiliyor. Online turnuvanın turnuvaların ve online Biric'in Türkiye'deki Biric'in kalkınması için, gelişmesi için bir şey olur mu? Bir argüman olur mu sizce? Bence çok önemli bir parametre. Gerek yurt içi lokal, gerek uluslararası organizasyonlarda seyahat masrafları ve konaklama masrafları olmadığı için ve turnuva ücretleri, katılım ücretleri de göreceli daha uygun fiyatlarla olduğu için ve bu ortamlarda uluslararası düzeyde iyi oyuncularla yarışma fırsatı elde edildiği için bence büyük bir fırsat. Ve Biric'in gelişimine de çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Arkasında da çok ciddi onun sonrası istatistikler elde edebilmemiz, var olan durumu tartışmak, yanlışları düzeltmek, corrective action dediğimiz iyileştirmeleri gerçekleştirmek için önemli. Yani online Biric, Biric'e %100 destek veriyor, katkı sağlıyor. Ama işte sponsorlar, bunlar taşıma suyla dönen değirmenler gibi. Yani tanımlı finansal kaynaklar olması lazım. Bu sadece Biric için değil, bütün sektörler için. Yani biz bunu siyasetten şikayet ediyorsak, siyasetin finansmanının sağlıklı olmamasından ötürü örtülü bir şekilde finanse edilmesi. Ama yani bir Şampiyonlar Ligi'ni düşünelim futbol için. Oradaki finans kaynakları ne kadar tanımlı? Şu başarıya şu ödül, bu seviyeye bu ödül. Türkiye'deki lokal ligde hem ödüller hem gelirler düşük. İşte onun için yurt dışıyla Türkiye arasındaki futbol sektöründe, tenis sektöründe, diğer branşlarda fark nasıl açılıyorsa Biric de aynı benzeri. Biric'te de benzer pozisyon var. Maalesef eğitim organizasyonlarımızda bir ekolümüz yok mesela. Türkiye'nin bir Biric ekolü var mı? Bugün daha sonra belki tartışırız. Konuya da onunla ilgili soru varsa.
İşte Hollanda'ya baktınız, onun bir ekolü var ya da İtalya'nın bir ekolü var. Polonya'nın var. Var. Yani bunların hepsini bir arada düşünmek. Yani önce finansmanı, sağlıklı bir finansman yapıyorsa ama arkasında eğitim organizasyonu, ekol, hocalarımızın geliştirilmesi ve genç oyuncu kaynaklarının bulunması. Evet, dördüncü sorum aslında bu sorunun devamı olacak. Araya bu online birici sıkıştırdım biraz. Dördüncü sorum, biricin Türkiye'de daha yaygın hale getirmek için neler yapılması gerekir? Değindiniz ama daha geniş olarak konuşmak gerekirse önerileriniz var mıdır? Federasyonumuz var, Spor Bakanlığı'na bağlı. Federasyonumuzun liderliğinde bence devletin kesin organizasyona girmesi lazım. Çünkü çok değişik kaynaklar sunabiliyor. Sponsor şirketler sizin de söylediğiniz gibi gene önemli paydalardan biri. Üniversiteler çok önemli bir kaynak. Hem yeni oyuncu kaynağı açısından hem de finansman ve sponsorlara erişim konusunda üniversite, devlet, sponsor şirketler ve federasyon. Bu tümünün katıldığı sağlıklı bir platform oluşturulmalı. Sonrasında federasyon nezdinde hocalarımızın da tabii çok değerli hocalarımız var. Bunların da sürece katılımıyla bir ekolün belirlenmesi lazım. Ve bir eğitim organizasyonunun, literatürünün tanımlanması lazım. Bugün Türkiye'de ders veren hocalarımızın her birinin ayrı bir ekolü var. Buna da saygı duyuyorum, sorun yok ama her biri farklı eğitimler veriyorlar. Bunları en azından temel bazda ortaklaştırmak lazım. Hocalarımızı bir standart oluşturmak lazım diyorsunuz, evet, değil mi? Hocalarımızı da biraz update etmek, yazılım güncellemesi gerekiyor bence. Çünkü onların da hakikaten çok haklılar. Kendilerini ayıracak çok zamanları kalmıyor. Yani Süleyman Hoca, Tezcan Hoca, diğerleri üniversitede ders vermeye çalışıyorlar bedelsiz. Yeni gençleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir yandan hayatlarını idame ettirebilmek için özel dersler, özel turnuvalarda ücretli oynamak falan. Onların da yenilikler konusunda kendilerini geliştireceği, çalıştıracağı zamana bırakmamız lazım. Ki onlar daha iyi öğrenciler yetiştirsin. Çok haklısınız. Da bu platformdan da yarışmacı kişiler, oyuncular çıkarmamız gerekiyor. Bence 10 yıllık bir program, 10 yıllık hayal gibi bugün ama neden olmasın? Yani süreçte bir işle ilgilenen kişilere, işte ben az önce bahsetmiştim, 10-12 yıl ara verdim çünkü işime zarar vereceğini, çok vakit alacağından korktuğum için. Ama uluslararası düzeyde biliyorsunuz sporla ya da bilinçli satrancı da spor olarak kabul ediyorum. Bununla ilgilenen kişilere siz kazanç, kariyer, iyi bir gelecek vaat edebilirseniz, başarı kriterlerine göre tabii ve bunları hedefleyebilirseniz, orada çok yeni oyuncular kazanabilirsiniz, konsantrasyonla oraya yönlendirebilirsiniz. Yeter ki onlara tanımlanmış hedefler, tanımlanmış vaatler sunabilir. Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş öneriler bunlar, güzel tavsiyeler. Aslında sizinle biz bu konuda aynı düşünüyoruz Erdoğan Bey. Biz biriş ve satranç TV'yi kurmamızdaki temel amaç Türk biricinde, Türk satrancında bir standart oluşturmaya yönelikti. Dikkat ederseniz işte Nafiz abinin dersleri var, Melih Özdil'in dersleri var Biriş ve Satranç TV'de. Berk Başaran'ın var, işte Altuğ'un var. Altuğ işte başlangıç seviyesinde veriyor. Berk orta düzey, ileri seviyesinde analizler yapıyor. Nafiz abi üst düzeyde eğitim dersleri var. İşte Beli Özdil'in her pazar canlı olarak televizyonumuza bağlanarak Amerika'dan biriş dersleri veriyor. Bunların hepsinin temel sebebi
Türkiye'de bir bridge standardının oluşturmasına yönelik. Mesela ben şimdiye kadar bir eğitim videosu görmedim hiçbir yerde, bridge eğitim videoları falan varsa da çok nadir, birkaç tane olabilir. İşte Bridge Satranç TV bugün arşivinde 500-600 civarında eğitim videosu olan bir kurum haline geldi. Yani gerçekten hedefine emin adımlarla ulaşıyor aslında Bridge Satranç TV'de. O standardı inşallah hep birlikte oluşturacağız ve bu temennileriniz, önerileriniz son derece yerinde, ki ben de sizin gibi düşünüyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Beşinci sorumuz, Türkiye'de Türkiye bir işte dünya sıralamasında maalesef 20'li sıralarda, 29. sanıyorum en son şeyiyle. Dünya ile rekabette bu kadar geride kalmasını neye bağlıyorsunuz? Ülke gerçekleri, bridge, satranç, futbol, voleybol çok farklı değil. Hemen hemen hepsinde benzer sorunlar, benzer altyapı sorunları, altyapı yetersizlikleri, finansal sorunlar ve benzer başarı eksikliği var. Türkiye'de bir iş maalesef uluslararası yarışma düzeyinde kişisel anlık başarılara endeksli ve sürdürülebilir değil. Bu şekilde sürdürülebilir olması da mümkün değil. Düşünsenize, işte hocalarımız geçinmek için, az önce belirtmiştim, zamanlarının çok büyük bir kısmını, iyi oyuncularımız, az önce genç hocalarımızdan bahsettiniz, Altuğ, Berk Başaran, tecrübeli abilerimiz Nafiz ve diğerleri, Nafiz abi. Nafiz abiyi ayrı tutuyorum tabii, ama genç oyuncularımıza baktığımızda bunlar hakikaten bütün günlerine profesyonel geçimle elde edilecek organizasyonları harcıyorlar ve orada kendilerini ne kadar geliştirecek platform bulacaklar. Burada sıkıntı var. Buradan da vakitleri kalırsa kusura bakmayın, neredeyse simit satacaklar yani. Ek iş peşindeler. Maalesef yani biz bu yetenekli oyuncularımıza, arkadaşlarımıza bir gelecek vaadinde bulunamıyor sektör. Yani siz başarıyı yakaladığınızda işte Türkiye'de şu kategoride, uluslararası düzeyde şu kategoride şu kadar gelir elde edebilirsiniz, şöyle bir kariyeriniz olabilir, böyle başarıyla mükafatlandırılırsınız diye tanımlı vaatlerimiz yok. Bu olmayınca herkes işte rüzgar nereden eserse, ne kadar olursa böyle ortada sallanıyor. Bence en büyük sıkıntılardan biri bu. Lokal başarılar tatmin edici gibi oluyor ama bence değil. Uluslararası arenada yarışmadıktan sonra lokal başarılar sadece körler sağırlar, birbirimizi ağırlar gibi, teselli ikramiyeleri gibi oluyor ve burada kendi içimizde debelenip duruyoruz. Burada uçurumun büyümemesi için tekrar başa dönmek lazım. Federasyonun önderliğinde üniversitelerle işbirliği yapıp, devletle iyi ilişkiler kurarak ve sponsor şirketleri devlet, üniversiteler, federasyon üçgeninden çıkararak sürdürülebilir, sürekli organizasyonlara doğru ve hedefli organizasyonlara gitmek lazım. Çok haklısınız. Bu konuda da aynı düşünüyoruz. Ben zaman zaman köşelerimde bunu dile de getirmeye çalışıyorum. Mesela biz başarılı bir organizasyon yaptığımızda çok başarılı olduk olarak algılıyoruz. Başarılı bir organizasyon yapmak olmadığını her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Ben diyorum ki mesela özellikle Bilic'in bir handikapı da malumunuz, bir kumar algısı var özellikle muhafazakar kesimde. O kumar algısını değiştirmeye yönelik de birçok çaba içindeyiz Bilic ve Satranç TV olarak. Mesela bu konuda federasyonun biraz daha çaba içinde olmalı diye düşünüyorum. Federasyon özellikle uluslararası ve ulusal turnuvalarda işte spor bakanını çağırmalı, davet etmeli. Orada bir iki konuşma yaptırmalı. Çünkü orada
devasa bir organizasyonun olduğunu gördüğünde Biric'in hiç de kumar olmayacağını görecek. Orada ciddi bir emek görecek, ciddi bir şey görecek. Dolayısıyla bu algının bu şekliyle kırılabileceğini düşünüyorum ama maalesef federasyonumuz hiçbir turnuvasında ne yerel mülki amirini, ne yerel belediye başkanını, ne de spor gençlik il müdürünü çağırmıyor mesela. Niye çağırmaz? Bunu anlamış değilim. Bu tip organizasyonlarda mutlaka bakan, müsteşar ve il temsilcisi düzeyinde ve yerel yönetimin mutlaka çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada haksızlık yapmıyorum. Federasyonumuzda bu konuda da çalışmalar var. Daha önceki dönemleri de tabii her gün kademe kademe de olsa gelişmeler var. Söylediğiniz bazda yerel yöneticiler, belediye başkanları, organizasyonların düzenlendiği illerde, ilçelerde davet ediliyor. Kupa törenlerinde açılış törenleri ve kupa törenlerinde davet ediliyor. Konuşmacı olarak hatta ödülleri kendilerinin vermesi talep ediliyor. Bunlar gerçekleştiriliyor. Ama boyutun şurasına katılıyorum. Bu ürünün diyelim, yani buna toplam ürün diyelim, bu platforma gençlerimizle, iyi oyuncularımızla ve tecrübeli abilerimizle bu platformun daha iyi satılabilmesi, sunulabilmesi, gösterilebilmesi lazım topluma. İşte kupa törenlerimizin, açılış törenlerimizin daha görkemli olması lazım. Yani. Bu algıyı yaratabilmek lazım. Oralarda biraz daha profesyonel organizasyonlara, yani organizasyonu daha iyi süreci yönetmek, hazırlamak gerekiyor. Buraları birazcık daha özendirmek gerekiyor. Katılımı genişletmek gerekiyor. Eksikler var ama yapılan iyi işler de var. Yani Elbette. Burada elbette. Haklarını da teslim edelim. Ve hakikaten bütün yöneticiler çok amatör şartlarda çok özveriyle çalışıyorlar. Ben biliyorum. Hem ön planda olan abilerimiz hem arka planda olan Murat Molva mesela çok özverili. Türk Biricine çok desteği olan gençlerden Ali Uçar, şimdi ismini hatırlamadım ama bir sürü genç var arkada organizasyonlara destek veren. Bunların hepsinin hakkını tek tek teslim etmek elbette, lazım. Elbette. Biz şey anlamında söylemiyorum bunu. Yani ben bu algının kırılması gerektiğini, bu algının da tabii bunların yapılması gerektiğini söylüyorum. Şimdi olağan yapılanları kimse eleştirmez malumunuz. Çünkü bunlar olağan şeyler der kimse, ama olmayanı herkes eleştirir. Bizim de basın olarak olmayanı eleştirmemiz lazım ki ufukları açılsın, daha güzel şeyler yapabilsinler diye. Yoksa bizim amacımız kimseyi ya da federasyonumuzu yıpratmak asla olamaz. Böyle bir şey olması mümkün değil yani. Neyse. Gelelim 6. sorumuza. Hepsi kıymetli. Yani hem bütün zaten sayımız az. Yani camia çok kalabalık değil. Ummak istiyorum daha fazla kalabalık olur. Buradaki her oyuncu çok değerli. Onun için her birinin değerini ayrı ayrı teslim edip olanı nasıl geliştiririz diye bakmak lazım. Bitti. Bütün hedefimiz bu zaten. Bunun için çaba gösteriyoruz. Evet. 6. sorumuz. Bir iç hayatınızda olumlu ya da olumsuz değiştirdiği şeyler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? En başında anlattığım hikaye, benim iş hayatımın başlangıcı ve sonrasında da bütün iş hayatımı oluşturan, temeli atan şey aslında Biric işte. O başvuru formunu hobilere Biric yazmak. Üç hobimden biri Biric'ti. Biric'i yazmam ve sevgili Hüseyin Kerem Avcıoğlu'nun da diğer adayları edip beni oraya işe alması, layık görmesi benim bütün hayatımı değiştirir. Dolayısıyla tabii bu sadece iş, ekonomik kazanç açısından söylemiyorum ama sosyal çevremi de çok olumlu etkiledi. Burada ben aslında, yani süreç iyi yönetilirse, iş ya da okul, öğrencilerimiz için söylüyorum, üniversite öğrencilerimiz, hatta lise öğrencilerimiz var bir işle ilgilenen.
Bunlar süreci iyi yönetirse Biriç'le okulu ya da daha sonra işle Biriç'i zamanlamayı yönetirse, doğru kurgulayabilirse bence herkes için çok olumlu şeyler yaratacağını düşünüyorum. Çünkü bana zenginlik kattı. Beni geliştirdi, benim sosyal, hatta şu anda benim için en kıymetli, en değerli arkadaşlarımın büyük çoğunluğu Biriç camiasından. Ben bütün geçirebileceğim boş vakitlerimi bu grupla geçirmek istiyorum. Seyahatlerimi onlarla planlamak istiyorum. Yurt içi, yurt dışı. Dolayısıyla benim için bulunmaz değerde, çok kıymetli. Evet, çok teşekkür ediyorum Erdoğan Bey. 7. sorumuza geldik. Gerçekten benim için de öyle. Benim hayatımda da Biriç'in önemli bir yeri oldu son 6-7 yıldır. Ben aşağı yukarı 79'dan beri oynarım ama profesyonel anlamda, yani kulüplere gidip turnuva Biriç'ini oynamak bir 6-7 yıllık, en fazla 8 yıllık bir mazisi var. Benim de, biz daha önce arkadaşlar bir araya gelir oynardık Biriç'i, evlerde oynardık Biriç'i. Ama hayatımda hep olmuştur Biriç. Benim de en mutlu olduğum anlar Biriç'te olan anlardır. Yani düşünsenize, kişinin sevdiği şeyleri yapabilmesi. Evet. Ve bunu sevdiği ortamlarda, sevdiği kişilerle yapabilmesi, bundan daha güzel bir şey olabilir mi hayatta? Yok, ve kesin. Burada işte süreçte tanıştığınız benim için çok değerli abiler, dostlar, çok iyi arkadaşlar, şu anda hala çevremi oluşturan bunlarla, ama kulüplerde pandemi öncesi çok daha zengin bir yaşamımız vardı tabii. Kulüplerdeki turnuvalardan sonra birlikte geçirdiğimiz sosyal mekanlar, orada paylaştığımız vakitler çok değerli hepsi. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Evet, sürekli oynadığınız bir partneriniz var mıdır? Kaç yıldır aynı partnerle oynuyorsunuz varsa? Evet, aslında ben çok sık partner değiştiren bir oyuncu değilim. Yani son 4 yıldır da Sedat Aluf'la, değerli arkadaşım Sedat Aluf'la birlikte oynuyoruz. Arma takımında ikili turnuvalarda da oynuyoruz. Son 8-9 yıldır da Arma takımı olarak aslında istikrarlı bir kadromuz var. Orada da Hakan Peyret, Erdin Çarbil, Mert Bilgen, İzmir'den doktor arkadaşımız Tezcan Hocam, Sedat var. Kadroyu bozmuyoruz. Ama yani sonuca gelecek olursak, lokalde kısmi başarı denebilecek birkaç organizasyonda hikayeler oluşturabildik ama uluslararası alanda, yani yurt dışı rekabetinde istediğimiz noktada değiliz. Ama genciz diyoruz. Daha uzun, önümüzde uzun yıllar var. Geçen sene mi? Evvelki sene Arma Türkiye şampiyonu oldu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir şampiyonluğumuz var. 2-3 tane ikinciliğimiz var. Ama işte bunlar hep lokalde, ülke sınırları içinde. Evet. Yurt dışında henüz yani bizim özlediğimiz ya da hedef koyduğumuz, olmak istediğimiz yerde değiliz. Daha çok çalışmamız lazım, gelişmemiz lazım. Peki bu partnerlik neden oluşmuyor? Yani aslında biraz önce programın başında değindiniz. İşte bir elin parmağını geçmeyecek kadar partner saydınız. Türkiye'de size göre partnerlik neden oluşmaz? Bir tabii kültürel yapı. Yani Türkiye'de mesela 200 yıllık şirket de bulamazsınız çok fazla, Avrupa'da olduğu gibi. Ya da ortaklı şirketlerin ikinci jenerasyonda çok devam zorluğunun olduğunu görürsünüz. Ama yurt dışında böyle değil. Biz mesela şirketimiz 5 ortak, 32 senedir birlikte. Hatta iş ortaklarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız, bize mal satanlar, bizim mal sattıklarımız. Ben bunların hepsine ortak diye bakıyorum. Çünkü ortak paydada buluşup toplam refah yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bence kültürün bir etkisi var ama
Ondan daha önemli bence gene finansman. Yani şartlar kişileri farklı kişilerle oynamaya zorunlu kılıyor. İşte bir takımda oynuyor bir oyuncumuz, öteki takımdan talep geliyor daha iyi bir şartla ya da bunlar tabii çok cüzi rakamlar ama maalesef arkadaşlarımızın da bunlara ihtiyacı var. Ben hepsine saygı duyuyorum. Orada partner değiştirmek durumunda kalıyor ya da yeni bir arayışlarda oluyor. Öncelikle kişilerin ekonomik problemlerinin çözülmesi lazım. Ve kendilerine ve birlikte çalışmaya zaman ayırabilecekleri bir ortamın, platformun oluşması lazım. Ondan sonra da belirli bir hedef ve işte ekol dedik, sistemle ama en az 3 yıl, 4 yıl yani ben buna kısa vade diye bakıyorum. Orta vadede de 10 yıllık bir planla çok iyi partnerlikler ve başarılı olacak gruplar, takımlar çıkarabiliriz. Gençlerimizden umutluyuz. Hocalarımız üzerlerinde çok çalışıyorlar ama onlar da aynı girdaba düşecekler. Yani şimdi okul dönemi böyle geçiyor ama okuldan sonra onlar da hayatın gerçekleri ve gelir handikapına düşünce işte biriç mi, iş mi, iş değilse biriçse biriç ve işi nasıl birlikte götürürüm derken bu sarmala girip aynı bizim jenerasyonun, bizden önceki jenerasyonun düştüğü o tuzaklarda bu gençleri de heba edeceğiz diye korkuyorum. Evet, gerçekten haklısınız bu konuda da. Katılıyorum. İnşallah heba etmeyiz. Evet, Süleyman Kolat olsun, Tuncay Altun olsun, genç birice altyapıya çok önem veriyorlar. Gerçekten de işte son online turnuvalarında U16'mız şampiyon oldu mesela. Uluslararası evet, evet. Dünya şampiyonasının evet. Bir şampiyonada. Gençlerimiz iyi geliyorlar. Biraz önce sizin de ifade etmiş olduğunuz yaşam kaygısı maalesef onları bir işten işte bizde olduğu gibi bir işten uzaklaştırıyor. Onları da böyle bir son bekliyor mu? Ne yazık ki bu şartlarda ben beklediğini düşünüyorum, bilmiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Onların geleceği daha güzel olsun. Amin. İnşallah. İnşallah. Tek temennimiz o zaten. Evet, son son sorumuza geldik. Son olarak Türk biricine katkısı olur diyebileceğiniz önerileriniz var mıdır? Bunlar nelerdir? Yani benim görüşüm şu, çalışmadan, gelişmeden hiçbir şeyde sonuç almanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Sonuçta matematik tabanlı bir oyun bu. Ve sıralı gidersek yani sürece sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansman, bize uygun bir ekolün belirlenmesi, eğitimcilerimizin ve oyuncularımızın kendini geliştirebileceği ve eğitimlerinin verilebileceği bir organizasyon, program. Online bir iş dediniz. Online bir işte yurt dışı organizasyonlarıyla hatta bu live yani gerçi salgın öncesindeki normal turnuvalarımızla da aynı istatistikleri alıyorduk. Türkiye'de yapılan organizasyonlarımızda online bir işimizde maalesef yeterli istatistik dokümanları alamıyoruz. Buralarda da daha iyi istatistik, daha iyi doküman, düzeltme, eğitim ve gelişim için bence önemli fonksiyonlar. Var olan iyi oyuncularımızı ve camiaya katılan gençlerimize tanımlı gelecek vaatleri sunabilmek lazım. Bir işte amatör bakışla çok fazla mesafe alabileceğini de düşünmüyorum. Daha profesyonel derken gelir tam tanımlanmış değil ama daha profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. En azından yöneticilerimizin, bu organizasyonları yapan yöneticilerimizin bu şekilde olaya bakması gerekiyor.
Umuyorum iyi olur. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Aşağı yukarı 45 dakikadır da kayıt yapıyoruz. Son, evet, son olarak Türk kamuoyuna mesaj vermek isterseniz, özellikle akıl sporları kamuoyuna ne söylemek istersiniz? Türk kamuoyuna mesajınız ne olur akıl sporlarına yönelik? Önce aileden başlayalım. Aileler bence gençleri yönlendirsinler ve emin olun buraya yönlenen gençler hem daha sosyal, hem konsantrasyonu daha yüksek kişiler, hem sosyal zenginliği olan kişiler olarak gelişimlerini sürdürecekler. Ailelerden sonra tabii gençlerle iç içe olan eğitim alanımız, öğretim alanımız, okullar. Liseden başlayıp üniversiteye kadar. Üniversitelerin bu konularda branşlarını biraz daha organizasyonlarını iyi yapmaları ve federasyonlarla işbirliğiyle ve birçok konuda nasıl sponsor buluyorlarsa buralarda da desteklerini sunmaları gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz milli sporculara başarı bursları konusunda Spor Bakanlığımız da bir kanun çıkarttı. Evet. Bir işte federasyona bağlı buradaki milli başarılar, uluslararası başarılar üniversitelerde de artık başarı bursu olarak ödüllendirilebilir. Bence bunlar da destek sağlayacak. Bunun haricinde birice gönül veren işte camia zaten ufak olduğu için herkes birbirini tanıyor. Sponsor arkadaşlarımızın daha sürdürülebilir, daha tanımlı, daha uzun vadeli oyuncularla işbirliğine gitmesi bence yararlı. Her iki taraf açısından da oyuncular da kendilerini bir hedefle konumlandırabilirler. Ya bu zenginlikten mahrum olmamak lazım. Bu zenginliği arttırmak lazım ve çok kişinin paylaşımını sunmak lazım. Biz değerini biliyoruz. Değeri de o mümkün mertebe çevremize ve diğer kamuoyuna da aktarmamız gerekiyor. Evet, gerçekten çok teşekkür ederiz. Keyifli bir program oldu. Ben sizinle sohbet ederken gerçekten çok keyif aldım. Sorulara verdiğiniz dolu dolu cevaplar, Biric'e bu kadar hakim olmanız da memnuniyet verici. Biric'e olan desteğinizi de esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. İzniniz olursa programı kapatalım. Evet değerli seyirciler, işte keyifli bir programın, keyifli bir sohbetin sonuna geldik. Bugün ağırladığımız konuk Biric sporcusu ve aynı zamanda Türkiye'nin ünlü iş adamlarından Erdoğan Kaya'yı tanıttık sevgili seyirciler. Biyografisini sizlere programın başında söylemiştim. 28 ülkeye ihracatı olan, yaklaşık 72 milyon avro cirosu olan bir şirketin yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda bir Biric sevdalısı olan bir şahsiyeti sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir başka programda, bir başka konukta beraber oluncaya değin. Hoşça kalın sevgili seyirciler.